Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz gençler. Hoş geldiniz beraber. Sizlere ve kulüp başkanımıza çok teşekkür ederim. Bu yatırımların bir neticesi olarak bugün burada olmamız da bize ayrıca gururlandırıyor. Tekrardan geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, herhalde yok gibi. Teşekkür ediyoruz. Çocukluğumuzdan beri hayalimiz kaleye çıkmak. Yani biz bir takımdan çok aile gibiyiz. En başta hocalar olmak üzere bizim takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Uzun yıllardır uzun emekler verdik, uzun uğraşlar verdik. Çok terler döktük diyeyim daha doğrusu. Yani onca müsabaka, onca maçlar, onca emek sonunda kaleye çıkmayı başardık. Çok mutluyum takım arkadaşlarım. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Takım arkadaşlarımızla beraber çıktık. Bütün arkadaşlarımız duyuruyor. Başarılarına da emek verip teşekkür ederim. Sulu takımın seçmesiyle 6 yıldan başladım. Oradan beri devam ediyoruz. Zor bir süreç oldu kaleye çıkmak için. Hiç kolay şeyler geçmedik. Ama tüm antrenörlerime, sporcularıma tebrik ederim. Süper Lig'de mücadele ediyor olmak bizim için önemli olan. O mücadele içerisinde tabii ki en güzel neticeleri de almak için gayret edeceğiz, çaba sarf edeceğiz. Başkanımıza, yönetimine, değerli hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün Selçuklu Belediyespor Kulübü Stopu takımımızla birlikteyiz. Stopu takımımız aslında tam bizim hedeflediğimiz bir işi şu anda başarmış durumda. Tamamen altyapıdan, spor okullarından başlayan sporcularımız bugün artık Süper Lig'de mücadele edecek. Hepinize ayrı ayrı tebrik ediyorum arkadaşlar. Yani bu elde ettiğiniz başarı bizim için çok kıymetli. Ve sporda bu zamana kadar yaptığımız işlerin ne kadar doğru olduğunu da artık sizin bu elde ettiğiniz başarı göstermiş oldu. Hedefimiz Konya'mızda, Selçuklu'muzda daha çok sayıda gencimizin spor yapmasını temin etmek. Daha çok gencimize ulaşmak. Aslında bunu daha çok olarak ifade etmek belki yanlış olur. Bütün gençlerimizin spor yapmasını temin etmek, bütün gençlerimizi sporla buluşturmak ve bu buluşmayı sağladıktan sonra da gençlerimizin ilgisine, kabiliyetine, yeteneğine göre onları branşlara yönlendirebilmek ve neticede en büyük hedeflerimizden bir tanesi de olimpiyatlara sporcu yetiştirmek. Biz bu hedefi ifade ettiğimiz zaman belki bazı kesimler bunu bir hayal gibi düşünmüş olabilir. Ama hayal etmeden hiçbir şeyi gerçekleştirmemiz mümkün değil. Ben inanıyorum ki Konya'mızdan, Selçuklu'muzdan olimpiyatlara sporcu göndereceğiz ve orada da en büyük başarıları elde edeceğiz. 2024 Paris Olimpiyatları'nda gördük. Çalışan, gayret eden neticelerini en iyi şekilde alıyor. Bizim her türlü imkanımız var. Şehir olarak da, kulüp olarak da, belediye olarak da. Hem tesisler anlamında hem kıymetli hocalarımız, yönetimimiz son derece yeterli ve inşallah bu hedeflere doğru biz en hızlı şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu arada az önce kulüp başkanımız ifade etti. Bu salonda biz sürekli sporcularımızla birlikte oluyoruz. Onların başarılarıyla övünüyoruz, gururlanıyoruz. Her ay meclis toplantımızın başında 10-15 dakika ay içerisinde spor kulübümüzün, futbolcularımızın veya diğer branşlardaki sporcularımızın aldıkları madalyaları, kupaları, başarıları anlatıyoruz. Bunu yapabilen başka bir belediye veya başka bir spor kulübü olduğunu ben bilmiyorum. Selçuklu Belediyespor Kulübü her zaman bu başarılarını en yukarıya çıkarmak için gayret ediyor ve en güzel neticeleri de elde ediyoruz.
İşte en son sizin bu elde ettiğiniz Süper Lig'e çıkma başarısı bizim için önemli bir nokta. Bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Başarılarınız daim olsun. Ben Süper Lig'de de en güzel neticeleri alacağınıza inanıyorum. En başta Süper Lig'de oynuyor olmak önemli. Orada bulunmak önemli. Burada da mutlaka bütün müsabakalarda elinizden gelen gayreti göstereceksiniz. Ona da inanıyoruz. Tabii burada hocalarımızın çok büyük gayretleri var. Başta Hasan Hocam olmak üzere bütün ekip arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizlerin gayretleri neticesinde gençlerimiz de belki kendilerinden fedakarlık yaptılar. Ailelerinden fedakarlık yaptılar ve bu başarıları elde ettiler. Onun için değerli hocalarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben sözü uzatmadan aslında gençlerimizle tanışmak istiyorum. Şöyle sıradan başlayıp hem bir... Tabii sık sık başkanımızın bizi bu salonda almasından biz gurur duyuyoruz. Geçen hafta bu 11 ve 13 güreş takımlarımız ve diğer madalyalı sporcularımız da başkanımız bizi burada ağırlamıştı. Bugün de yine stoklu takımımızın Süper Lig'e çıkması sebebiyle burada müsaade ediyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Spor okullarına başlayan eğitimimizin, sporcularımızın spor okullarına başlayan eğitimi olabilecek en üst seviyeye kadar devam etmesi, yarışmacı sporcular seviyesinde de olabilecek en üst noktaya çıkması. Bugün bunun canlı örneğini yaşıyoruz. Yanlış hatırlıyorsam 2015 yılında başladı değil mi hocam? 2015 yılında spor okullarına başlayan macera bugün Süper Lig'e yükselerek sormalı. Tabii kolay bir iş değil bu iş. Çok özveri, gayret isteyen bir iş. Ben bunu başta hocalarımıza ve gayretle çalışan sporcularımıza teşekkür etmek istiyorum. Ve bize bu konuda destek veren belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.